Merhabalar. Birinci videomuzda özellikle bu 13'ünde yapılan toplantıyla ilgili detayları anlatmaya çalışmıştım. Şimdi de eğer müsaade ederseniz Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili mevzuya biraz girmek istiyorum. Çünkü şöyle bir izlenim doğdu. Bu gittiğim yerlerdeki konferanslara da bunları çok net olarak duyabiliyorum. O yüzden de bu sorulardan bir paket çıkartıp hepinizin kafasına takılan ana hatları belirlemeye çalışalım istiyorum. Abi şunu söyleyeyim, gittiğimiz yerlerde keşke benimle beraber olsanız diye çok isterdim. Niye? Çünkü beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Güç aldığımız ve insanlarımızın bu konularda neler düşündüğünü görmenizi sizlerin de görmesini isterdim. O kadar güzel insanlarla karşılaşıyorum gittiğim konferanslarda veya kitap fuarlarında. Tamam şunu söyleyebilirsiniz. Zaten hani sizi dinlemeye gelenlerin birçoğu aynı fikirde olan insanlar diyebilirsiniz. Eyvallah. Bunda bir itirazımız yok. Önemli olan bizi dinlemeye gelenlerin veya bizimle beraber temas kurmaya çalışanların fikir zenginliği beni çok mutlu ediyor. Yani o kadar müthiş bir fikir zenginliği var ki olaylara bakışları, bütün olayları yalnızca Suriye üzerinden değil, çok daha farklı bir çerçeve üzerinden, genel bir bölge çerçevesi üzerinden, bazen dünya üzerinden değerlendirme, okumalar yapmaları çok hoşuma gidiyor. Bu da halkımızın ne kadar bilinçlendiği anlamında benim için çok önemli bir veri. Onun dışında çok ufak yaşlarda, artık 9 yaşına indik diyelim. Geçen gün Esenler'de, düzeltiyorum, Bayrampaşa, değil mi? Bağcılar, düzeltiyorum, yani özür dilerim. O kadar çok yere kitap fuarına ve diğerine gittim. Bağcılar'da bir kızımız sahneye çıktı ve nefis bir şiir okudu. Yani hani bu kadar uzun bir şiiri okuyabilmesi harikaydı. Duygusunu geçirmesi harikaydı. Geçen başka bir yerde Esenler'deki kitap fuarında 13 yaşındaki bir delikanlının sorduğu soru, soruş biçimi. Yine başka bir yerde Körfez'di galiba, sanırım. Körfez'de genç bir delikanlının birkaç tane soruyu birleştirerek bana sormuş olması, 13 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Her birine bakıyorum, müthiş bir gençlik geliyor. Müthiş bir birikim var ve olaylara çok vakıflar. Çok iyi okuyorlar. YouTube'u iyi kullanıyorlar. YouTube'dan birçok konuya çok vakıflar. Savunma sanayine çok vakıflar. Uluslararası ilişkilere çok vakıflar. Ve bu olaylara hakimiyet de soru biçimlerinde yansıyor. Bunun adına çok sevinçliyim ve bu sevincimi de hani buradaki yol arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Harikalar, gençler harika ve geldikleri yerde müthiş. Şunu söyleyeceğim, Barış Pınar Harekatı da arkadaşlar yeni ve çok erken bir konumda. Unutmayalım, bu operasyon başladığında 9 Ekim tarihinde başlamıştı. Ve 9 Ekim tarihinden işte bugün itibariyle 13'ü diye konuşursak neredeyse yeni bir ay oldu. Fırat Kalkan Harekatı'nın 190 günden daha fazla sürdüğünü düşünürseniz, Fırat Zeytindal Harekatı'nın yaklaşık 58 gün diye hatırlıyorum, yani 8 gün sürdüğünü hatırlarsanız ve Barış Pınar Harekatı'nın bölgesinin iki bölgeden de büyük olduğunu hesaplarsanız, aslında harekat amacına çok kısa bir sürede ulaştı. Bu çok kısa sürede ulaşmasının arkasından da başka beklentilere girdik. Bir kez daha söylüyorum. Arkadaşlar biraz sakin olun. Daha birinci bölgenin temizliği sürüyor. Bölgede yıllarca çalışmış olan bir örgütten bahsediyoruz. Tüneller ağından bahsediyoruz. İstihbarat ağını kurduğu bir örgütten bahsediyoruz. Birçok elemanı içeri soktuğu ve yerleştirdiği bir yerden bahsediyoruz. Önce buranın yüzü, yani toprak üstü. Daha sonra toprak altı, daha sonra istihbarat çalışmasının yapılması gerekiyor. Bölgede kalıcı üslerin kurulması gerekiyor. Bunlar tamamlanmadan başka bir şeyin başlatılabilmiş olması işleri zora sokabilir.
Kolay bir harekat değildi, onu da söyleyelim size. Kısa sürede bitti ama 11 şehidimiz var. 11 şehidimiz var. En son açıklanan rakamlara göre 201'di galiba, hatırlamıyorsam. 201 Özgür Suriye Ordusu'nun şehidi var. Ve çatışmalar hala özellikle sınır bölgelerinde Aynaysa ve ya doğru, yani nasıl diyelim, güney batı ve güney doğu istikametindeki Tal Tamir bölgesinde çatışmalar hala devam ediyor. Ve bu çatışmaların bir kısmına örgüt ve örgüt kimliği üzerinden başka gruplarda katılıyorlar. Gelişmiş tank savar silahlarını, havanları, dronları kullanmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Ve bu nedenle de bölgede her yapılan iş çok iyi hesaplanarak götürülmeye çalışılıyor. Özgür Suriye Ordusu'nun şehit sayısını bir kez daha söyledim. Bu arada kaç terörist etkisiz hale getirildi diye sorarsanız en son rakam 1030'du. Bu bilinen rakamlar, tünellerin içine veya diğer yerlerde vurulan hedeflerde tespit edilemeyenlerle beraber bu rakam muhtemelen 1200'ün üzerindedir. Yani zaman zaman bu tür konular konuluyor. 1200'e yakın bir terörist etkisiz hale getirildi. O yüzden Barış Harekatı'nın daha sürdüğü bir ortamı değerlendirmek lazım. Burada benim katkı sunmak istediğim bir tek konu var. Yani Rusya'ya yaptığımız devriyeler sırasında yaşanan o görüntüler. Yani geçen gün Twitter'da da paylaştım. Ben yine aynı görüşteyim. Bölgedeki PKK unsurlarının temizlenmediğini artık biliyoruz. Bu temizlenmemiş alanlarda PKK var mı yok mu gecesinin Türkiye'ye psikolojik etkileri fazlasıyla olmaya başlayacak gibi gözüküyor. En son yanlış hatırlamıyorsam 5. devreye bitmişti, 6. devreye başlayacak. Bu bölgede kara devriyesi yapmadan da SİHA'larla ve diğer vasıtalarla bölgedeki PKK'nın varlığını net olarak anlayabiliriz. Çünkü diğer görüntü, askeri araçlarımızın taşlanması ve başka türlü yaşanacak olan üzücü olaylar Türkiye'yi zora sokmakla ilgili adımlar olarak değerlendiriyorum. Hiç kimse Türk askerini taşlayamaz. Bölgedeki hangi amaçla bulunduğunu bildiğimiz bir yerde bu görüntülerin bir an önce ortadan kaldırılmasıyla ilgili başka bir bölgenin denetimiyle ilgili sistemin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Eğer PKK bölgede varlığını sürdürüyorsa Rusya ile imzaladığımız anlaşma 150 saatin sonunda bölgede bir askeri harekat yapma izni Türkiye'ye vermişti. Muhtemelen sanırım Türkiye ayın 13'ünden sonra, yani Trump'la yapılan görüşmenin arkasından bu hedeflere hem SİHA'larla hem de topçu atışlarıyla karşılık verecektir. Çünkü geçen günde bunun benzeri bir olay işte Ayin Arap dediğimiz Kobani bölgesinde de yaşanmıştı. Ve 3 unsur da operasyona katılarak bölgedeki PKK hedefleri vurulmuştu. Bundan sonra çok daha yoğun bir şekilde bunları göreceğimi düşünüyorum. Özellikle Rasulayn ve Telapyap arasındaki kalan o kuşağın etrafında Türkiye'ye saldırmayı düşünen hedefler birer birer vurularak imha edileceğini ve bunların basınımıza ve uluslararası basına düştüğü yayınlandığı görüntüleri sık sık görmeye başlayacağız. Bu operasyonla ilgili şu anki geldiğimiz noktada hangi konularda başarılıyız ve nasıl bir yere geldiğimize de konuşmakta yarar var. Türkiye Fırat Kalkan Harekatı arkasından Zeytindar Harekatı'nda yaşadığı, daha doğrusu terör unsurlarının elindeki silah ve ekipmanları nasıl kullandığı ve bunların askerlerimize ve ekipmanlarımıza nasıl zarar verdiğini çok iyi tespit etmiş. Ve bu tespitin arkasından da yöntemi sahaya geçirmiş. İşte kirpi araçlarımıza ekstra olarak takılan tel kafeslerden tutun da mayına karşı daha dayanıklı araçların bölgeye gönderilmesi, bu M60T tanklarının Fırat Kalkanı modernizasyonu diye nitelendirilen modernizasyonla beraber lazer ikaz sistemleri ve PUSAT diye nitelendirilen aktif koruma sistemleri, reaktif zırhların daha da güçlendirilmesi gibi
faktörler devreye sokulduğunda gördük ve yaşadık. Tanklarımız vurulmadı. Ellerinde çok gelişmiş tank savar silahları olmuş olmasına rağmen TOW gibi, Milan gibi, AT-4 gibi silahlar olmuş olmasına rağmen birçok saldırı düzenlendi ve bu saldırılardan tanklarımız ve zırhlı araçlarımız zarar görmeden çıktılar. Yine SİHA'larımızı kullanma becerimiz bölgeye ATAK tipi helikopterleri sokmadan da hedeflerin vurulmasını sağladı. Yine Fırat Kalkanı Harekatı'nda elde ettiğimiz tecrübelerle fıtın obüslerindeki yapılan modernizasyonlar, ateş destek vasıtalarıyla kullanılması, Koral gibi bölgede PKK'nın bütün haberleşme sistemlerini körelten sistemlerin devreye sokulması gibi birçok faktör aslında bu operasyonda denendi, kullanıldı ve hayata geçirildi. Türkiye'nin savunma sanayinde kendi ürününü yapabilmenin nelere fayda sağladığını da gördük. Eğer bu vasıta bize ait olmamış olsaydı, biz Fırat Kalkın Harekatı'nda ilk elde ettiğimiz tecrübeyi muhtemelen buraya aktaramayacaktık. Niye? Çünkü başkasına ait olan bir gelişimi üzerine düzeltme yapma şansına sahip değilsiniz. İkincisi, bu modernizasyonlar faaliyetlerini siz üretmiyorsanız, tedarikçiyle görüşmeniz, o ülkelerden izin almanız ve bunları tekrar üzerine monte etmenize çok daha uzun sürüyor. Düşünün, 2016 bitiş tarihi Mart ayıydı Fırat Kalkın Harekatı'nın. Arkasından 2017'de bitti. 2018'de Mart ayında Zeytindal Harekatı bitti. 2019 yılında neyi yaşıyoruz? Barışma Harekatı'nı yaşıyoruz. Bu üç harekatın aralarında birer sene olduğunu düşünürseniz modernizasyonlar faaliyetinde ve refleks anlamında Türkiye'nin diğer orduların önünde ne kadar farklı bir noktaya geldiğinde bize gösterdi. Çok açıldı açık öne söyleyeyim. Bunu daha önceki bir konuda aktarmıştım, anlatmıştım. Hatırlayanlarınız bilir, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı şunu söylemişti. Elimizde gelişmiş tanklar olmuş olmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatlarda elde etmiş olduğu modernizasyonlarla tanklarını geliştirdiği yeni sistemler bir kara harekatında karşı karşıya geldiğimizde bizim için çok daha kötü sonuçlar doğurabilir demişti. Bunu bir kez daha burada gördük. Hem tank personelimiz sahada nasıl davranacağını görebiliyor, yaşayabiliyor. Hem de yapılan modernizasyonların gerçekten başarılı olup olmadığını da görebiliyoruz. Bu hem savunma sanayinin satış potansiyelini arttırıyor. Bundan daha önemlisi de askerlerimizin hayatta kalmasını sağlayacak başarı hikayelerini de ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Şunu adını koyalım. Zaman zaman tartışıyoruz, ediyoruz. Hani bizi öldürmeyen her şey bizi güçlendiriyor. Evet. Bize karşı çok fazlasıyla husumet besleyen yakın çevre ülkeler var. Ama bu husumetler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, savunma sanayini ve Türk sanayisini inanılmaz bir şekilde gelişmene yol açtı. Ve bugün bölgesinde bir geçelim. Avrupa'nın belki en modern ve çağı yakalayan farklı farklı görevleri, biz ona asimetrik görevler diyoruz. Asimetrik görevleri yapabilecek olan bir imkan ve kabiliyete sahip bir orduya, profesyonel bir orduya sahip olmamıza yol açtı. Düşmanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyemeyeceğim onlara ama onlar sayesinde bugün geldiğimiz nokta çok daha büyük saldırıları engelleyebilecek bir ülke pozisyonumuza getirtti. Trump'a öyle yemeğine gider gibi savaşa gidiyor lafını söyletebilmek ki böyle bir narsist adama, böyle bir narsist ülkenin liderine bunu söyletebilmek öyle kolay değildir. Bunu söyletenlere, bu konuda hizmeti geçenlere, bunun için elini taşın altına koyanlara, makamları, mevkileri olmadan, yaş ve cinsiyet, etnik, mezhepsel hiçbir farklılık gözetmeden Allah her birinden razı olsun.
Bunları niye söylüyorum? Çünkü maalesef Türkiye'de hala etnik ve mezhepsel anlamda ayrımcılık yaparak tebrik etmeye çalışan insanlar var. Bizde öyle bir şey yok. Bu ülkeye kim hizmet ediyorsa bizim için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması yeterlidir. Zaman zaman kullanıyoruz. Türkiye'de çok kullanır, ben de çok kullanırım. Programlarda da çok kullanmaya çalışıyoruz. Bizim ismimiz Mete ise soyadımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak değiştirebiliriz. Bizim vatandaşlığımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığımız her şeyden çok daha önemlidir. Onun dışındaki her şeyin yalan olduğunu söyleyelim. Arkadaşlar, mükemmel bir operasyon gidiyor. Eksiklerimiz var mı? Var tabii ki. Bu eksikleri alması gereken kişiler aldığı için burada tekrar zikretmeye gerek görmüyorum. Çünkü bizim hatırlatmalarımız, gözden kaçan bir şey varsa söylemeye çalışırız. Ordu geri beslemesini yapan bir mekanizmadır. Siyaset de bu geri beslemenin içerisinde ve ordusunun arkasında duruyor. Bunun ötesinde başka bir şey söylemeye de gerek yok. Bu arada uzman çavuşlarımızın bugün günü, aslında 13'ü onların günü, uzman çavuşlar günü olarak da kutlanıyor. Arkadaşlar, iyi ki varsınız. Ta görev yaptığım yıllarda, ilk operasyon anlamında beraber göreve çıktığımız zamanlarda da sizlerle beraber çalışmıştık. Daha sonraki bütün birçok dönemde sizleri hep sahada gördük. Sizlerin bu orduya çok şey kazandırdığını biliyoruz. İnşallah hak ettiğiniz ve istediğiniz o bütün haklar size zaman içerisinde birer birer verilir. İyi ki varsınız. İyi ki bu ülkenin birer bireyisiniz. Rütbeye bakmadan, çünkü maalesef Türkiye'deki önemli şeylerden bir tanesidir bu. Biz makama çok takarız. Biz rütbeye çok takarız. Ama kahramanların rütbesi olmaz. Kahramanların yalnızca ismi olur. O kahramanlığı hak eden sizlere de Allah razı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.